Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün Pavlus'un birinci mektubunu, Selaniklilere olan birinci mektubunu beraber öğreniyoruz, çalışıyoruz. Ben sizi yüreklendirmek istiyorum. İsa Mesih'in öğrencisi olarak Rabbin sözünde büyümeniz, İsa Mesih'i daha yakından tanımanız için çok önemli. Bu yüzden Rabbin sözüne oturun. Selaniklileri, Pavlus'un Selaniklileri olan mektubunu, birinci bölümünü, ikinciyi hatta oturun. Bir oturuşta okuyun. Daha sonra tekrar bölüm bölüm ayet ayet çalışın. Göreceksiniz ruhta ne kadar büyüyeceksiniz ve Mesih'e yaraşır bir biçimde nasıl yaşayacaksınız göreceksiniz. Hayatınızda çok çok büyük Rab mucizelerini harikalıklarını göstermeye başlayacak. Siz Rabbin sözünde büyüdüğünüz zaman. Hiçbir yere gittiniz doğruyu söylediniz kovuldunuz oldu mu? Doğru söyleyene Dokuz köyden kovarlar demişler değil mi? İşte Pavlos'un başına gelen bu. İsa Mesih bile kovuldu. İsa Mesih dahi istenmedi. Demek ki biz öğrencileri İsa Mesih'in öğrencileri olarak ne bekliyoruz? Yani herkesin bize alkışlamasını hemen biz İsa Mesih Rabbdir dediğimiz zaman Tanrı'nın oğlu dediğimiz zaman başımıza taç getir koyup bize en yüksek makam koltuğuna oturtmalarını mı bekliyoruz. Hayır bunun olması bir kere mümkün değil. Eğer İsa Mesih'in sözünü müjdesini yaymaya başlarsanız tabii ki acı çekeceksiniz. Bazı kimseler diyorlar ki İsa Mesih'te yaşarsan hiç acı çekmeyecek sefahat süreceksin rahat içinde yaşayacaksın böyle bir iman hayatı yok. Gerçeği konuştuğunuz zaman doğruyu söylediğiniz zaman taşlanacaksınız e, hakarete uğrayacaksınız Hatta ve hatta kovulacaksınız bulunduğunuz yerlerden. İşte Selanik'te e, Pavlus'un başına gelen bu Selanik'teki kilise o kadar büyüyor ki, bu büyümeye tahammül edemeyen Yahudi din adamları Pavlos'u apar topar şehirden kovuyorlar. Ve daha sonra bu kilise Selanik'teki imanlılar toplu büyümeye başlıyor ve Pavlos onlara yüreklendirici bir mektup yazıyor. İşte onun Selaniklileri olan birinci mektubunun aslında ana teması bu Mesih'in gelişi. Şükürle başlıyor her zaman olduğu gibi. Daha sonra nasıl kutsal yaşamda güçlenmeleri ve sabredip sebat etmeleri gerektiğini anlatıyor onlara ve İsa Mesih geliyor diyor. Hazırlanın. Bu mektupta bir yüreklenme görüyoruz. Bu mektupta bir evet iyi yapıyorsun, devam et görüyoruz. Selanik'in şu anda nerede olduğunu biliyoruz Yunanistan'da ama o dönemde Selanik'in özel bir yeri var. Selanik Makedonya'nın başkenti. Makedonya'da Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti. Roma İmparatorluğu o kadar büyük ki düşünün Makedonya içinde Roma İmparatorluğu'nun ve Selanik kentlerinden başkenti Makedonya'nın. Demek ki çok önemli bir yere sahip ve sebat ve dayanmadan bahsediyor. Şükür, sebat ve dayanma. Bu e, görüyoruz ki Paulus'un bütün mektuplarında şükür, dua en önemli iman hayatını Paulus'un oluşturan iki önemli iki önemli ana tema. Şükür ve dua. Daha önceki programlarımda da söylediğim gibi bazen insanlarla karşılaşıyorum. Diyorlar ki ben İsa Mesih gibi olmak istiyorum. Gerçekten mi? Ben Pavlos gibi olmak istiyorum. Gerçekten emin misin Pavlos gibi olmak istediğine? Çünkü onun çektiği acıları çekeceksin. Ve inanılmaz bir şükür hayatın olacak. Harika bir dua hayatın olacak. Senin için dua ve şükür baldan börekten daha tatlı olacak. Pavlos'un hayatı bu. Ve acı çekip hapise atıldığın zaman ya da bir yerden kovulduğun zaman hala ısrarla İnatla, sebatla o yolda yürümeye devam edeceksin Yani hakaretler, taşlanmalar, aşağılanmalar seni yıldıramayacak Paulus gibi olmak bu Kaçımız böyle bir hayata sahip olmak istiyoruz? Ben istiyorum, bilmiyorum siz istiyor musunuz? Demek ki dua şükür hayatını birinci hemen açılışında görüyoruz e, kitabın birinci bölümde İkinci ve üçüncü ayetlerde diyor ki dualarımızda sizleri anıyor. Her zaman hepiniz için Tanrı'ya şükrediyoruz. İmanın ürünü olan etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi ve Rabbimiz İsa Mesih'e bağladığınız umuttan kaynaklanan dayanıklılığınızı babamız Tanrı'nın önünde durmadan anıyoruz. Burada bir yüreklendirme var. İyi yolda gidiyorsun devam et. Evet sıkıntı çekiyorsun. Hangimizin buna ihtiyacı yok? Şimdi belki çile çekiyorsunuz birisinin size söylemesine, sırtınızı sıvazlamasına ihtiyacınız var. Birisinin demesine ihtiyacı yapabilirsin, gidebilirsin. Belki bir bayrak yarışı gibi düşünün. E, Paulus burada diyor ki evet evet koş devam et. Ay, yani düşünün futbol takımlarının bile... Değil mi? Taraftarlarına ihtiyaçları var. Ne yapıyor taraftarlar? Gidiyorlar. Ondan sonra bağırmaya başlıyorlar. Oley, oley, oley diye bağırıyorlar. Ne yapıyorlar? takımlarını güçlendirmek istiyorlar, motive etmek istiyorlar, ilham vermek istiyorlar ki takım kazansın diye. Bu mektubunda Pavlus bunu yapıyor. İyi devam edin, dayanıyorsunuz. Çünkü çok büyük sıkıntı yaşıyor bu kilise Selanik'te. Büyüdükleri için, meyve verdikleri için sıkıntı yapıyor. Her zaman söylediğim bir söz. Meyve veren ağaç taşlanır. Ama yine bu sıkıntıya rağmen dayanıyorlar. Paulus diyor ki dayanın Mesih geliyor. İsa Mesih geliyor. Siz dayanmaya devam edin diyor. Altıncı, birinci bölüm 6. ayette başlayarak şöyle söylüyor 6 ve 7. Sizde büyük sıkıntılara karşın kutsal ruhun verdiği sevinçle Tanrı sözünü kabul ederek bizi ve Rabbi örnek aldınız. Böylece Makedonya ve Ahaya'daki bütün imanlılara örnek oldunuz. Sıkıntı çekiyorsunuz ama duruşunuz değişmedi. Sıkıntı çekiyorsunuz ama şükür ruhundasınız. Şükür halindesiniz. Sürekli şükrediyorsunuz. Her istediğiniz yolunda gitmiyor. Her istediğiniz olmuyor. Ama Rabbe teşekkür ediyorsunuz. Kaç kişi bunu yapabilir? Değil mi? İşimize geldiği zaman, bir şeyler olduğu zaman, işte finansal durumumuz iyi olduğu zaman, bereketler ardı arkasına geldiği zaman şükretmek kolay. Ya bir de kiranızı ödeyemediğiniz zaman, elektriğiniz kesildiği zaman, oğlunuz, kızınız boşanmadan geçtiği zaman, bu durumlarda şükredebiliyor musunuz? Ya da doktora gittiniz, kötü bir haber geldi, sağlığınızla ilgili testlere gitmeniz lazım, değil mi? Bir parça alınması lazım, şükredebiliyor musunuz? Eğer edebiliyorsanız söylüyorum size bugün, Şükürde ve duada iseniz mucize yolda. Mucizeniz yolda. Rab sizi duyuyor. Çünkü şükürden çok hoşlanıyor. Göklerin bütün bereketlerini evinize getirmek istiyor musunuz? Şükürde güçlenin ve Rab e Rabbim bu durumda sana şükrediyorum. Pavlus'un anlatmak istediği bu birinci, birinci Selanikliler olan mektubunda. Devam edin, dayanın, sebat edin. Bakın babamın bana öğrettiği bütün ailemdeki çalkantılara, üzüntülere, sıkıntılara rağmen öğrettiği çok önemli bir şey var. Kızım sebat edeceksin. Bir işe girdi mi dayanacaksın, sıkıntılar olacak, arkandan kuyunu kazanlar olacak, sırtından seni bıçaklayanlar olacak, dedikodunu yapanlar olacak. Neden? Çünkü sen yükselmeye başladıkça düşmanın artacak. Yükseldikçe, yükseldikçe, Rab'de de yükseldikçe düşmanın artacak. Rab'de de yükseldikçe iblisin orduları gelecek. Daha önce bir tane cin gelirken, bir kötü ruh sana saldırırken, beş gelecek saldırmaya, beş bin gelecek. Ne yapacaksın? Kaçacak mısın? Ne yapacaksın? Kuyruğunu bacakların altına alıp çok affedersiniz, bir köşeye sıkışıp ağlayacak mısın? Ne olur ne olur kurtar kurtar beni diye. Hayır. Devam edeceksin ilerlemeye. Devam edeceksin bildiğin doğru yolda yürümeye devam edeceksin. Ve bu devam içinde acı çekeceksin çünkü belki dostların seni terk edecek. İnsanlar seni evine davet et, düğünlerine davet etmeyecekler, evlerinden kovacaklar. Sen şükredeceksin, dua edeceksin, sebat edeceksin, dayanacaksın. Daha sonra Pavlus ikinci bölümde kardeşler diyor size yaptığımız ziyaretin boşa gitmediğini siz de biliyorsunuz. Bildiğiniz gibi daha önce Filipi'de eziyet görmüş, aşağılanmıştık. Buradan kovulduk, Selanik'ten kovulduk. Daha önce Filipi'de de aşağılandık. Orada hapise atılmıştı. Değil mi? Görüyorsunuz yani iman hayatında her şey günlük gülistanlık, cennet bahçesi değil. İçimizdeki ruhani durum cennet bahçesi olmalı. Dışımız belki olmayacak. Bunu insanlar anlamakta zorluk çekiyorlar. Ve diyor ki üçüncü ayetinde ikinci bölüm 3'te, çağrımız yalana ya da kirli bir amaca dayanmıyor. Size olan çağrımızın pak temiz saf olduğunu biliyorsunuz. Bir parasal amacımız yok menfaatimiz yok sizden sizin sadece büyümenizi istiyoruz. Sizin sadece yüreklenmenizi istiyoruz. Sizin dayanmanızı istiyoruz. Saf ve kutsal yaşamda ilerlemenizi istiyoruz. Yine bakın. Paulus şükür, dua, Mesih'e yaraşır yaşam biçimi. Sıkıntılara dayanma. Bunlar Paulus'un hayatının ve yazdığı mektupların bir parçası. Ve diyor ki, Tanrı'yı, Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde konuşuyoruz. Paulus için sadece davranış biçimi değil, konuşma biçimi de çok önemli. Ben bugün size sormak istiyorum. Konuşmanız, üslubunuz Tanrı'yı hoşnut ediyor mu? Belki diyorsunuz ki Paulus gibi olmak istiyorum. Paulus gibi olmak istiyorum. Ben bir kere Rabb'e böyle dua ederken Rabb dedi ki ilk önce yapman gereken konuşmanı değiştirmen. Konuşma şeklini değiştirmen. Sevgiyle konuşmayı öğrenmen. Sevgiyle bile azarlayabilirsin ama konuşmanı değiştirmen. Bunun için bana dua et. Sana yardım edeceğim. Hemen tövbe ettim. 13. ayet 2. 13. ayet diyor ki Tanrı'ya sürekli şükretmemiz için bir neden daha var. Tanrı sözünü bizden duyup kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü olarak değil gerçekte olduğu gibi Tanrı sözü olarak benimsediniz. Bunun için baskıya dayanabiliyorlar. Eğer insandan bir laf lakırdı duyarsanız baskı gelirse unutursunuz. Ama Rab'den geldi bu söz. Rab'den geldi. Tanrı'yı hoşnut etmekten bahsediyor dördüncü bölümünde. Ve burada Tanrı'yı hoşnut etmekten hemen sonra geçtiği konu İsa'nın tekrar gelişi. İşte birinci Selaniklilere olan mektubunda Paulus'un onlara verdiği en önemli haberlerden birisi İsa tekrar geliyor. Hazır olun. İsa'nın gelişine hazır olun. Kardeşler umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemiz için gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da onunla birlikte geri getirecektir. Rabbin sözüne dayanarak size diyoruz ki biz yaşamakta olanlar, Rabbin gelişinde hayatta olanlar, gözlerini yaşama kapayanların önüne asla geçmeyelim. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borozanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinden alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin. Baskı altındasınız ama Rab geliyor. Baskı altındasınız ama Rab bizi kurtaracak. Kurtarıcımız geliyor. Bunun için teselli bulun. Acı çekiyor olsanız bile şu anda şükredin. Duada olun ve Mesih'e yaraşır bir biçimde yaşayın ve umutla dolun. Çünkü İsa Mesih geliyor. Kurtarıcımız geliyor. 5. bölüm kardeşler bu olayların zamanı ve tarihi konusunda size yazmamıza gerek yok. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz ki Rabbin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir. Neden bunu söylüyor? Hazır olun. Hazır olun her an gelebilir. Her an gelebilir size sormak istiyorum. Bugün gözünüzü kapatsanız, bugün ölseniz. İsa Mesih sizin kurtarıcınız olarak sizi cennete karşılayacak mı? Bugün ölseniz tövbe, tövbe, edip mi ölmüş olacaksınız? Kurtulmuş olarak mı öleceksiniz? Hazır mısınız? Bunu sormak istiyorum. İsa Mesih'in gelişine hazır mısınız? Pavlus'un birinci Selaniklere olan mektubunda söylediği bu. Hazır olun. Dayanın. Kutsal yaşayın. Dünyaya ait olanlar gibi değil. Rabbe ait olanlar gibi kutsal yaşayın. Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün Pavlos'un Selaniklilere olan ikinci mektubunu beraber öğreniyoruz ve çalışıyoruz. Lütfen siz de oturun okuyun. Bütün, zaten kısa bir mektup bu. Oturun bütün mektubu okuyun. Hatta birinci Selaniklilere olan mektubunu, ikinci Selaniklilere olan hepsini okuyun, oturun. Daha iyi anlayacaksınız bu programdan sonra umut ediyorum ve sizler için dua ediyorum. E, sizi burada yüreklendirmek istiyorum. Çünkü ne kadar Rabbin sözünü okursanız, o kadar Mesih'i daha yakından tanırsınız. Ve bu mektuplar da Rabbin sözü sizin hayatınızda etkinliğini, gücünü, meyvasını versin, göstersin diye dua ediyorum şu anda. İkinci Selaniklere olan mektubu çok kısa bir süre sonra birinci Selaniklere, Selaniklere olan birinci mektubundan sonra yazılmıştır. Demek ki arada belki bir altı ay veya bir sene var. İsa'dan sonra 51. 52. yıllarda yazılmış bir mektup bu. Ee, yine bu mektubun amacı Senanik'teki e, bütün öğrencilerini, İsa Mesih'in öğrencilerini, kilise topluluğunu yüreklendirmek, onlara sebat edin, dayanın demek her zaman olduğu gibi Pavlusumuz o kadar e, şükreden, o kadar duada bir Rabbin adamı ki bu mektubuna da öyle başlıyor. Diyor ki sizler için şükrediyoruz. Sizler için şükrediyoruz. Çünkü Selanik'teki kilise büyüyor, son derece büyüyor ve bütün zorluklara, bütün baskılara rağmen kilise halkı müjdeyi yayıyor. Ne kadar güzel değil mi? Korkmuyorlar, müjdeyi yayıyorlar. Fakat Pavlus istiyor ki onları daha da ruhta güçlendirmek ve yüreklendirmek istiyor. Birinin iyi yaptığını görürsünüz, iyi iş yapıyor değil mi? Ve çok büyük sıkıntıdan geçerek o iş iyi işi yapıyor. Belki şu anda aklınıza bir kimse geliyor. Belki sizsiniz bu. Sıkıntı altındayken doğru davranıyorsunuz. Sıkıntı altındayken hala Mesih'in müjdesini yayıyorsunuz. Bütün çektiklerinize rağmen. Şimdi ben buradan size diyorum ki dayanın devam edin, aman bırakmayın, aman pes etmeyin. Çünkü biliyorum ki iblis kapıda bekliyor size yalan söylemek için, sizi durdurmak için, sizin müjdeyi yaymanızı engellemen, engellemek için. Bunlardan bir tanesi de korku. Değil mi korku? Çevrenizdeki insanlardan, işte yobazlardan, size karşı olanların, düşmanlarınızdan karşı olan korkunuz. Bu korkuyu sizin içinize belki bugün... Enjekte etmeye çalışıyor iblis ve ben size diyorum ki hayır, hayır hayır korkmayın devam edin Evet İsa Mesih için acı çekeceğiz onun sözünü duyurmak için acı çekeceğiz sıkıntılardan geçeceğiz Ama siz yılmayın Mesih için yaşanan bir hayatın zorluklarla yaşanan bir hayat olduğunu Özverilerle yaşanan bir hayat olduğunu kabul edin Belki çevrenize bakıyorsunuz diyorsunuz ben mi bir tek bunu çekiyorum başkaları çekmiyor ki Belki bu çektiklerinizi doğru yolda olduğunuz için çekiyorsunuz. Ne mutlu size. Ne mutlu size. Saltanat sefa, sefahat hat içinde yaşasaydınız da Mesih'in sözüne aykırı Rabbi hoşul edecek biçimde yaşamasaydınız. Bu mu daha iyi? Hayır. Burada Selaniklilere bir övme var. Bu, kit bu mektubunda Selaniklilere yüreklendirme var. Ve yasasız adamdan bahsediyor. Hiç yasası olmayan, yasayı tanımayan adam kim? Şeytan. Ondan bahsediyor ve e, baskı altında teşvik et, yani baskı altına yaşarlarken Paulus onları teşvik etmek istiyor. Daha önce söylediğimiz gibi Selanik şu anda Yunanistan'da ama o dönemde Roma İmparatorluğu'nun e, Makedonya eyaletinin başkenti, önemli bir şehir e, ve Paulus kiliseleri kurarken veya kiliseleri e, büyütürken olgunlaşmaları için onları yüreklendirirken hep bu liman şehirlerini, kozmopolit ticaret şehirlerini seçiyor. Çok çok akıllıca, çok çok bilgece bir durum. Çünkü müjdeyi daha iyi nasıl yayabilirsiniz? Kozmopolit bir ortama eğer girerseniz ve bu ortam içinde müjdeyi yayarsanız herkes ülkesine dönecek ve sizin anlattığınız müjdeyi yakınlarına, sevdiklerine ve ülkelerine yayacaklar son derece Rabbin planına uygun, Tanrı'yı hoşnut edecek bir müjde yayma şekli. Paulus'un 2. Selanikleri yazmasının amacı Selanikler mektubunun yazılma birincisine paralel. Bir baskı altındaki insanlar topluluğunu yüreklendirmek istiyor. İkincisi Rabbin dönüşü hakkındaki yanlış anlamaları gidermek istiyor. Üçüncüsü inanlar topluluğunun tüm konularda dayanma gücüne sahip sebatlı yaşamalarını istiyor. Ee, ondan sonra dördüncüsü İsa Mesih'in ikinci gelişine onunla birlikte olmak üzere toplanmamızı ve kötülerin cezalandırılacağını vurgulamak istiyor. Beşincisi de yasa tanımaz adam konusunda inanlar topluluğunu bilgilendirmek, uyarmak istiyor. Son derece önemli. Eğer İsa Mesih'in gelişini, dönüşünü, Kurtarıcımızın gelişini öğrenmek istiyorsanız birinci selanikleri okuyacaksınız. Yasa tanımayan adamı, şeytanın işlerini, son dünyanın sonu gelirken ile ilgili olarak bakın o kadar ilintili ki bu öğretiyi okumak istiyorsanız, yasa tanımayan adamı, şeytanın hakkında nasıl davranacağını, dünyada neler olacağını bilmek istiyorsanız o zaman İkinci Selaniklilere olan mektubunu okuyacaksınız. Şimdi bakalım nasıl başlıyor. Kardeşler, birinci bölüm, üçüncü ayet. Kardeşler, sizin için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Şükür. Her zaman Pavlus kendisini Rab'be şükrü, şükür borçlu görüyor. Böylece yapmamız da yerindedir. Çünkü imanınız büyüdükçe büyüyor. Her birinizin öbürüne olan sevgisi artıyor. Demek ki Selanik Kilisesi gerçekten, imanda büyüyen, gittikçe sevgisi artan bir kilise. İmanda büyüyorlar ve Rabbin sözünü bu şekilde yayıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Daha önceki kiliselerde Pavlus mektup yazdığı zaman onlara diyordu ki işte sizin şuna dikkat etmeniz lazım. İşte kutsal yaşamanız şöyle çok azarlama vardı. Fakat burada görüyoruz uyarı var evet. Onları kutsal yaşama davet, Mesih'e yaraşır yaşama davet etme var. Ama burada onlara bir övgü var. Bazen övülmek istiyoruz, değil mi? Çünkü birisi dediği zaman iyi yapıyorsun, iyi yolda gidiyorsun ışık. Çok güzel mesajlar veriyorsun. İşte bu kadar yıldır geçenlerde bir pastör yazmış. Bu kadar yıldır dayanın. Bu kadar yıldır Rabbin sözünü duyurmaya çalışıyorsun. Elinden geldi elimizden geldi. Ne oluyor birden bir teşvik geliyor bize. Belki o gün yorgunsunuz. Belki o gün Karadeniz'de gemileriniz batmış gibi kendinizi hissediyorsunuz ama biri geliyor diyor ki ya işte isminiz neyse bilmem ne hanım sevgili dostum ne kadar güzel ne kadar uğraştın ama bak meyvesini alacaksın devam et pes etme burada Paulus'un yaptığı da bu bu nedenle bizler katlandığınız bütün zulüm ve sıkıntılar karşısındaki sabır ve imanınızdan ötürü Tanrı'nın kiliseleri arasında sizi övüyoruz. Demek ki gidiyorlar başka kiliselere diyorlar ki ya Selanik'teki kiliseye bakın. Zulüm görüyorlar son derece büyük hakaretlere, aşağılanmalara uğruyorlar. Ama imanda ayakta duruyorlar. İmanlarını yayıyorlar ve Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde yaşıyorlar. O kilise örnek istemez misiniz siz de böyle, böyle yaşamayı? Birisi desin ki şu kız kardeşimizin geçirdiklerine bakın. Ama Rabbi hep şükrediyor. Hep Tanrı sözünü konuşuyor ve Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde yaşıyor. 6-8. ayetler Tanrı adil olanı yapacak. Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek. Sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacak. Üzülmeyin. Kim size eziyet ediyorsa karşılarına sizi almıyorlar. Rabbi alıyorlar. Üzülmeyin. Siz yeter ki Rabbi hoşnut edecek şekilde yaşayın. Onların yargılayıcısı Rab. Siz hatta beddua etmeyin. Rab'den onların cezalanmasını istemeyin Rab'den onları için merhamet ve lütuf isteyin üzülmeyin onları Rab'be bırakın o insanları size karşı saldıran insanları Rab'be teslim edin onları da Rab'be teslim edin ve huzurlu olun deyin ki ben biliyorum Rab'bim beni kurtaracak Rab'bim bana yardım edecek şimdi ikinci bölümde ise sondan bahsediyor. Yasa tanımaz adam. Başlık bu. Yasa tanımaz adam. Kural tanımayan adam. Hiçbir hak, hukuk bilmiyor. Şeytanın ve cinlerinin, kötü ruhlarının davranış biçimi bu. Yani düşünün en büyük kötülükleri, en büyük pislikleri hiçbir şekilde anlamanızı istiyorum bugün. İblisin karakterini bir Rabbin karakteri var. Sevgi dolu. insanları kurtarmak isteyen herkesi, herkesi kendi öldükten sonra kendi huzurunda sonsuza dek huzur, barış, sevgi, gözyaşının olmadığı, hastalık olmayan, hiçbir dert ve acı çekilmeyen yerde kendi huzurunda konutlatmak istemek. Misafir etmek, yaşatmak istemek, ev sahibi etmek istemek Rabbimizin sevgi dolu tavrımızın yapısı ve karakteri. Bir de düşünün şeytan onun tam tersisi. İstiyor ki herkes kendisi için hazırlanmış, kendisi ve onunla beraber Rabbe baş kaldıran cinler, kötü ruhlar, işte düşmüş melekler ne olarak çağırırsanız çağırın. Onlar için hazırlanmış olan cehenneme herkesi götürmek istiyor. İçine hiçbir merhamet yok şeytanın. Hiçbir acıma yok şeytanın. Hiçbir güzellik, sevgi yok içinde iblisi. Hep yalan, hep yalan, hep yalan. Size güzel göstermeyi biliyor günahı. Sizi günahı avlamayı biliyor. Neden? Sizi düşürmek, çalmak, çırpmak, mahvetmek için. Öldürmek için istiyor bunları. İşte anlatıyor ikinci bölüm şu. Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine ve onunla birlikte olmak üzere toplanmamıza gelince kardeşler size rica ediyoruz. Rabbin gününün geldiğini ileri süren herhangi bir esin bir söz ya da bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup hemen aklınızı karıştırmasın. Sizi telaşlandırmasın. Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş başlamadıkça mahvolacak olacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir. Yasa tanımaz adam. Siz düşünürüz mü şeytan size bir tekme daha atar. Hiçbir acıma yok içinde. Hiçbir yasa yok içinde. Kural tanımıyor bu. Düşünün. Bir anlayın. Bakın güçlü bir ruhta güçlü bir yaşam yaşamak istiyorsanız bilmeniz gereken üç şey var. Birinci taptığınız Tanrı'nın kim olduğunu bileceksiniz. İkincisi taptığınız Tanrı'daki yerinizi kim olduğunuzu bileceksiniz. Kimliğinizi bileceksiniz. Kimsiniz? Tanrı'nın çocuğusunuz. Üçüncüsü düşmanınızı bileceksiniz. Ve gerçek düşmanınız insanlar değil. Gerçek düşmanınız yasa tanımayan iblis. Yasa tanımayan şeytan. Gerçek düşmanınız o. Video her şey inanmayın. Bu adam tanrı diye anılan ya da tapılan her şeye karşı gelecek. Kendini hepsinden yüce gösterecek, hatta kendisini tanrı ilan ederek tanrının tapınağında oturacaktır. Daha yanınızdayken bunları size söylediğimi hatırlamıyor musunuz? Ona göre hazırlıklı durun. Ona göre dayanın. Ona göre Rab'da, kutsal hayatta yürüyün. Rab'be yakışır şekilde yaşayın ve her söylenene aldanmayın. Birisi size bir şey söylediği zaman kafanızı karıştırmasın, telaşlandırmasın sizi. Rabbin sözünü okuyun, Rabbin sözünde dimdik, güvenle ayaktadır.